Obezite maalesef Avrupa'da Türkiye'de en obezite görülme sıklığı artıyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Servet Altay, son 12 yılda Türkiye'de obezite görülme sıklığı %70 arttı. Obezitesi olan insan sayısı son verilere göre 20 milyona yaklaştı. Bunların hepsi kalp krizi, inme, hipertansiyon ve kalp yetmezliği için aday hasta konumunda, dedi. Bunun dışında inmeler, uyku apnesi, çeşitli aritmiler, atrial fibrilasyon gibi aritmilerin altında obezite yer alıyor. Yani çocukluk çağında da obezite artıyor. Endokrinde, diyabette obezitenin rolü çok fazla. Çünkü son 12 yılda obezite sıklığı Türkiye'de %70 arttı. Aşırı kiloluluk %70'in üzerine ulaştı. Obezitesi olan insanların sayısı şu an son verilerde 20 milyona yakın. Yani ve bunların hepsi az önce bahsettiğim inme, kalp krizi, hipertansiyon, kalp yetmezliği için aday. Şimdi bizim için yani halk için de, öğrenciler için de tabii değerli bir bilgi. Çok basit bir formülle kişinin kendisi obezitesi var mı yok mu veya aşırı kilolu mu bunu anlayabiliyoruz. Vücut kitle indeksi dediğimiz kilosunu metre cinsinden boyunun karesine oranladığında çıkan değer bizim için obeziteyi gösterir. 18,5-24 arası normal değer, 25 ve 30 arası aşırı kilolu, 30'un üstü ise obez olarak kabul ediliyor. Örnek verecek olursak 1,70 olan bir boyu olan, bir 170 santim olan birinde 70 kilo ise 24,5 gibi bir değer çıkıyor bu ve normal kilolu kabul edebiliyoruz. Ama 75 kilonun üzerine çıktığında bu kişi bu defa aşırı kilolu oluyor. 25'in üstüne çıkmış oluyor. Bu kişi 86-87 kiloya ulaştığında artık obezite, yani body mass indeksi, vücut kitle indeksi 30'un üstüne çıkmış oluyor. Artık obezite ve birçok hastalıklar için artık riskli bir gruba giriyor.